Ya tamam, o zaman içeri girmeyeyim, kapıda bekleyeceğim. Tamam, söz. Saliha, sen içeri girsen. Ne yapıyorsun sen burada? Ya ben seni merak ettim, o yüzden... Gelme! Çıkma artık karşıma. Aslı, anlamıyor musun ya? Allah Allah! Yok! Bizim aramızda artık hiçbir şey yok. Bitti. Olmayacak da. Ya evliyim dedim, olmadı. Çocuğum var dedim, olmadı. Arkadaş kalalım dedim, ona da hayır. Sen ne istiyorsun ya? Ha? Ne istiyorsun sen? İlla söylememi mi istiyorsun? Tamam, o zaman söyleyeyim Aslı. Sen benim neyimsin biliyor musun? Sen benim hiçbir şeyimsin. Anladın mı? Hiçbir şeyimsin. Bak, seni kırmamak için senden kaçtım. Sırf bunu söylememek için. Ama sen o kadar üstüme geldin ki... herkesi bir şeyler sakladığıma ikna ettin ya. Abim devamlı soruyor. Ne saklıyorsun, ne saklıyorsun? Al işte bunu saklıyorum. Mutlu musun? Hayır, doğru değil. Sen bunları isteyerek söylemiyorsun. İnanmam. İyi. Neye inanmak istiyorsan ona inan. Ben seni ikna etmek zorunda değilim, tamam mı? Hadi iyi geceler. Efe, nereye oğlum? Aslı, sen onun kusuruna bakma. Bazen o kadar gergin oluyor ki hepimizi kırıyor. Sonra pişman oluyor ama iş işten geçmiş oluyor tabii. Ben gitsem iyi olacak. İstersen içeride otur ya da ben seninle dışarı çıkayım. Yok, gerek yok. Doktor bey, emin misiniz? Evet, isterseniz siz de bakabilirsiniz sonuçlara. Yok, ondan değil yani... Çok ani oldu bir an. Ya kesin bir hata yaptınız. Başka birinin dosyasıyla karıştırmış falan olamaz mısınız? Hata falan yok. Mine Hanım, biraz konuşalım isterseniz. Ya geç kaldığım için çok özür dilerim. Ne olur kusura bakmayın. Yok, önemli değil. Biz de sizden bahsediyorduk. Evet, Bülent Bey fotoğraflarını çok beğendi. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Affedersiniz. İş yüzünden gelmedim, haberin olsun. Sırf seni kurtarmak için buradayım. Şşş, adam duyacak. Nereden duyacak adam bir? Telefonla konuşuyor. Ha, doğru. Saliha, girme içeri. Bir konuşayım Tayfun abi. Konuşma. Bırak biraz yalnız kalsın. İyi de ya bir şey yaparsa? Zaten yapacağını yaptı. Yiyip bitirdi kendini. Bırak, kendini toparlayınca yanımıza gelir. Hadi gel. Mine Hanım, gebeliğin durumunuzu değiştirmeyeceğini biliyorsunuz değil mi? Evet ama... İmkansız demiştiniz. Hani bebeğim olmayacaktı? Ben size olasılıkları söyledim. Tamam da ne yapacağım şimdi yani? Hamile olduğumu bilmeden önce sorun yoktu. Kararımı vermiştim. Ameliyat olacaktım ama şimdi bile bile ben yapamam. Bakın, gebeliğinizi devam ettirmeye karar verirseniz düşük yapma ihtimaliniz çok yüksek. Daha da önemlisi hayati tehlikeniz var. Ben size ameliyat olmanızı tavsiye ediyorum. Ama düşünmek isterseniz... Peki, o zaman birkaç gün sonra tekrar görüşelim. Biz zaten seçimimizi yaptık Özge Hanım. Sizinle çalışmak istiyoruz. İyi de bakalım ben sizinle çalışmak istiyor muyum acaba? Nasıl? Bir sıkıntı olmayacağını söylemiştim. Tabii tabii, ben sözümün arkasındayım. Bize bir saniye verir misiniz? Tabii. Hani gelmem yetiyordu, ne oldu? Adam seni beğendi, ben ne yapayım? Onu önceden düşünecektin canım. Para kazanacaksın işte, fena mı? Paraya ihtiyacım olduğunu kim söyledi? Bir sorun mu var? Yo, Özge Hanım çalışma saatlerini soruyor da sizinle çalışacağı için çok heyecanlıymış. Ya. Canım, ne dedi doktor? Sonra onu ısırım ya. Peki ne düşünüyorsun? Karar verdin mi? Yani bilmiyorum, düşüneceğim. Üstüme gelme, tamam mı? Ya ben sadece merak ettiğim için. Sorma. Tamam, sen bilirsin. Ya sen ne kadar sahtekar bir adamsın ya. 2 dakikada üstüme yıktın her şeyi be. Niye kızıyorsun anlamıyorum ki. Nasıl olsa beceremeyeceksin. Yok canım, kim söylemiş? 2 poz çekelim de gör. Ajansekiler fotoğrafını görünce başkasıyla çalışmak isteyecekler. Bırak Allah aşkına, böyle mi gaza getireceksin beni? Yo, ben düşündüklerimi söylüyorum. Ben olsam her düşündüğümü söylemezdim canım. Bakarsın pişman oluversin ha. Peki, yarın gel o zaman. Çekelim birkaç poz. Bakalım kim haklıymış. Görüşürüz. Görüşürüz. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Efendim? Ha Metin abi, Efe yanında mı? Ona bir şey söyleyeceğim de. Ne oldu ki? Canım ben yiyecek bir şeyler... Aç değilim. Neden üzdün kızı o kadar? Bir de soruyor musun Saliha ya? Ha? Bir de soruyor musun? Efendim? Ben sana ne dedim Saliha? Ha? Ben sana ne dedim? Kimse bilmeyecek demedim mi? Ha? Sen ne yaptın? Gittin hemen Aslı'ya yetiştirdin ya. Ama ben senin iyiliğini... Ya bırak iyilik falan düşünme ya. Benim iyiliğimi falan düşünme. Sen hiçbir şey düşünme Saliha. Hiçbir şey düşünme. Halilciğim, hadi kalk canım, üşüyeceksin böyle. 5 dakikada. Hadi kalk, yatağında yat. Aslıcığım, ne oldu? Ya nasıl der bana bunu? Ben sandım ki benden saklıyor. Ama öyle değilmiş. Ne öyle değilmiş? Nereye gidiyorsun? Dolaşacağım biraz. İyiliğini yapayım öyle git. Yok istemiyorum. Efe, başlama yine. Ne başlama abi? Yani neye başlama ya? İğne yapınca ne olacak? Ne değişecek? Ha? Söylesene, ne kadar uzayacak ömrüm abi? Ha? Yeter artık. Baştan beri istediğin şey oldu. Aslı'yı da gönderdin işte. Niye acısını bizden çıkarıyorsun? Daha yüzüme bile bakmayacak. Bir daha onu hiç göremeyecek. İstediğin şey bu değil miydi? Ben bunları istemedim abi. Ben böyle olmasını istemedim. Ben geri dönmeyi de istemedim. Biliyordum böyle olacağını işte. Bunları düşünmek için artık çok geç oldu. Onu da biliyorum. Hadi gel. Göster. Tamam, sağ ol abi. Ben bir dolaşıp geliyorum. Tamam. Koluna ne oldu? Yok bir şey ya. Tayfun abi iğne yaptı. Tansiyon için. Sen nereden biliyorsun burada olduğumu? Aslı mı söyledi? Yo, Metin abi söyledi. Merak edecek bir şey yok, söyleyeyim. Biraz dışarı gelsene. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım Su? Daha dün çocuğun olmayacak diyorlardı. Ben hayallerimden vazgeçtim. O kadar zor ki. Yaşamak istiyorum ben. Yaşamak için hayallerimden vazgeçtim. Ama nasıl yapacağım? Ben nasıl vazgeçeceğim bebeğimden? Deniz hadi uzatma tamam ya, iyiyim hadi, ne oldu? Niye yine oluyorsun? Ne bileyim, oluyorum işte bir süredir. Başka bir şey var mı? Ne oldu oğlum, yine değiştin birden? Ne birden değişmesi abicim ya? Ben size anlatamıyorum galiba ya. Ben buyum abicim artık. Benden eskiden olduğum adam olmamı beklemeyin. Sen de benden bekleme o zaman. Ne? Bana demedin benim tanıdığım Deniz bu değil. Toparlan kendine gel diye. Aynı şey değil. Peki. O zaman ikimiz aynı adamlar değiliz. Ama hala dostuz. Bunu unutma. Sonra görüşürüz kardeşim. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorum abi? Çocuklar sana yakınlaşmak istiyorlar. Geliyorlar, gidiyorlar. Seninle konuşmak, vakit geçirmek istiyorlar. Ama sen itiyorsun onları. Madem böyle yapacaksın, çek git. Abi ben zaten çekip gittim. Sen durdurdun beni, sen izin vermedin. Haklısın. Bir eşeklik yaptım. Böyle olacağını bilseydim... hiç geri dönmezdim zaten. Direkt giderdim havaalanına. Tamam abi. Çok istiyorsan ben hemen çekip gideyim. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Böyle davranmaya devam edersen günün birinde bir yerlerde yalnız kalacaksın. Söyle abi. Söyle, çekinme. Yalnız öleceksin de. Söyle. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Sonra pişman olmadı. Beyazlar karardı bir anda. Sen orada, benim çok dışımda. Uzaklar çoğaldı bir anda. bu akşam. Tayfun abi, ben çıkıyorum. Nereye? Ben düşündüm, taşındım abi. Sen haklısın. Bu iş böyle olmayacak. Gidip bir şeyler yapmam lazım. Ya bu saatten sonra bir şey yapabilir miyim onu da bilmiyorum ama... en azından gidip gönlünü falan almaya çalışacağım. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Kendine dikkat et. Merak etme. Evet. Sağ ol kızım. Nereye gidiyor bu sabah sabah? Aslı Özeybek için bir paketimiz var efendim. Açmayacak mısın? Hayır. Aslı lütfen ya. Niye aldın şimdi bunu? Sen bir aç, anlatacağım. Sen kaybettim deyince... yemin ediyorum sabahtan beri İstanbul'daki bütün oyuncakçılara baktım. En son Taksim'de böyle ufacık bir dükkan buldum. Oradan çıktı. Niye yapıyorsun bunu? Çünkü özür dilemeye çalışıyorum. Siz ne yapacaksınız? Ya biz de bugün oğlanlarla dışarı çıkacağız. Ya hayırdır, nereye? Ya sana ne be kadın? Erkek erkeğe takılacağız işte. Salih, bak yine pavyona falan götüreceksen çocukları. Ya nereden çıkardın şimdi pavyonu Şükran? Ne istiyorsan söyle, yapacağım sevgilim. Ya tabii. Sinemaya gidelim diyeceğim ama... gidelim sevgilim. Son anda bir şey çıkacak yine. Yok yok, vallahi çıkmayacak. Hangi filme gitmek istiyorsun? Turist. Turist. Bakalım 11 seansına yetişirse o zaman. Hadi sen de hazırla. Ya. Ha. Babam. Efendim babacığım. Ha söyle. Ne zaman? Ama benim şimdi program... Allah Allah. Tamam, dinliyorum. Olur. Tamam. Hadi bay bay. Söyle hadi, gidemiyoruz değil mi sinemaya? Ya şimdi babam Efe ile beni balık tutmaya götürmek istiyormuş da. Ben de adamı kıramadım yani. Kızmadın değil mi? Kızarım. Kızma. Ya akşam gideceğiz söz. Ya bu kaçıncı sözüm Metin ya? Vallahi bundan sonra tek başıma gideceğim. Ya senin yüzünden kaç tane film kaçırdım, haberin var mı? Ya bak şuraya yazıyorum, akşam gidiyoruz, tamam mı? Hadi bakalım. Öpücük. Bir şey söylemeyecek misin? Sonuçta ben senin hiçbir şeyinim değil mi? Söyleyeceğim bir önemi yok ki. Unut. O lafları unut lütfen. Ya nasıl unutayım ya? Ben sana öyle şeyler söylemedim. Sen de duymadın. Tamam mı? Bu kadar kolay değil mi senin için? Önce gel bağır çağır. Sonra bir daha gel unut de. Öyle değil. Ben... Ya öyle olur mu Aslı? Sen benim hiçbir şeyim olur musun ya? Ha? Ben sana yalan söyledim orada. Ya sen benim... Sen benim dostumsun, arkadaşımsın, canımsın ya. Nasıl inanayım ben sana? 3 gün sonra gelip aynı şeyi söylemeyeceğini nereden bileceğim? Ama anlamıyorsun ki Aslı yani. Ben anlamıyorum değil mi? Hayır, ben anlatamıyorum. Nasıl anlatayım yani? Bak ben niye öyle davranıyorum biliyor musun? Kaza yüzünden. Böyle bir anda geriliyorum. Yani o kadar çok sinirleniyorum ki ne dediğimin farkında olmuyorum ya. İyice saçmalıyorum işte. Sonra aklım başıma gelince de pişman oluyorum. Yoksa ben seni kırmak ister miyim hiç? Ha? Ben seni kırmak ister miyim? İstemez. Değil mi? O zaman barıştık mı? Tamam, çok teşekkür ederim. Ne oldu, geliyorlar mı? Geliyorlar. Çok şükür ya. Al işte yani, bu yağmurda iş mi yapılar Allah aşkına yani? Isıtıcılar da olmasa, şemsiyeler de olmasa. Nereden çıksın sen ya? Rüyamda gördüm sizi Halil'cim valla. Yapma ya, yine sinek mi avlıyorduk yoksa böyle? Yok oğlum, direkt ısıtıcılar geliyordu. Ana, görmüş, gerçekten biliyor. Oğlum, saf mısın sen ya? Efe? Oo komiserim günaydın. Hah iyi oldu ben de seni arayacaktım. Al bakayım şunu. Ne oldu mevzum var ya? Ya yolda anlatırım. Söylesene hadi. Soru sorma. Bekleme yapma. Bir şey söylemeyeceğim. Sağ ol. İyi de ben sonuçta yansın ne olur. Hadi biri duyacak şimdi. Günaydın. Aa, izinli değil miydin sen bugün? Öyleydim de ameliyat bir süre ertelendi. Bir ilaç kullanacağım. Eğer işe yaramazsa bir daha konuşacağız. Hı, peki. Neden söylemedin hamile olduğunu? Su bağırma. Neden söylemedin hamile olduğunu? Söyleyeyim de kovsun beni değil mi? İyi de öğrenmeyecek mi sonuçta? Ay bilmiyorum. Ben bir karar vereyim sonra bakarız. İyi peki. İyi hadi görüşürüz. Deniz. Var gelsene. 2 dakikan var mı? Var. Ya bir şey soracağım. Demin Efe buradaydı gördün mü? Yok. Neden gelmiş? Dün gece konuştuk da biraz. Abi ne yapacağız ya? Hakikaten gidip balık mı tutacağız şimdi? Evet oğlum. Gidip hazırını alalım. Niye uğraşıyoruz? Ya ben de çok meraklısı değilim işte babamın işleri. Nurgül'e de ayıp oldu. O niye? Sinemaya gideceğiz diye söz veriyorum kıza hep. Bugün yine babam aradı, yalan olduk. Siz diyorsanız gidin, ben babamı kafalarım. Yok artık geçeceğim, yürü. Yürü mü? Ne yürü abi? Arabada gidiyoruz. Anlat bakalım. Ne anlatayım? Ne bileyim, Aslı'dan başla da bağlarız bir yere. Peki, anlatayım. Şimdi bir gün biz çocuktuk. Demek ki hatasını anladı. Bence başka bir şey var. Yine bir şey saklıyor diyeceksin. Aynen öyle. Söylemiş işte sana. Kazadan sonra böyle oldum diyor. Aniden sinirleniyormuş. Hem... Neyse ya. Ne söyle? Yok bir şey. Ya söyler misin? Aradan o kadar çok zaman geçti ki. Biz nasıl değiştiysek Efe de değişti. Tamam yani değişmesini anlıyorum zaten. Ben de değiştim. Ama onun gibi duygusuz olmadım. O beni hala seviyor, ben biliyorum. Mutlaka başka bir şey var. Diyelim ki var. kadar üstüne gittin. Konuşturmaya çalıştın. Yok işte. Varsa bile söylemiyor. Söylemek istemiyor. Ne yapacaksın? Bir daha Saliha'ya gideceğim. Ya bana bir şeyler söylemek zorunda. Bakalım bu sefer bir şey çıkacak mı? Mine Hanım, imzanız gereken evraklar var. Heh, var. Efendim? Mine Hanım, Cemal Bey 2. hatta. Heh, tamam, bağlayın. Alo, merhaba. Nasılsınız Cemal Bey? Teşekkür ederim, sağ olun. Aha, tamam. Anladım. Tamam, peki ben onlara bakayım, yarın yollayayım, oldu mu? Teşekkürler, iyi günler. Mine Hanım, Lerzan Hanım'ın istediği portfolyolar hazır efendim. Yalnız sizin de onaylamanız gerekiyor. Lerzan bunları gördü mü? Hayır, daha sonra bakacağını söyledi. Ya sen daha sonra gelir misin? Tamam, burayı bırakıyorum o zaman. Peki, teşekkürler. Sağ ol. En son ne demiştim ben? Bu olayların şirketimiz arasındaki ilişkiyi zayıflatmak yerine güçlendirmesini umuyorum. Tamam, hemen İngilizceye çevir, getir imzalayacağım. Lerzan Hanım. Efendim? Portfolyolar geldi de onaylamamı istiyorlar, ne yapayım? Onayı senden istiyorlar, bana niye soruyorsun? Bir hata yapmamak için. Bu iş senin işin, kararı sen vereceksin. Eğer kötü bir karar verirsen sonuçlarına da katlanırsın. Sen ne duruyorsun? Pardon. Özge? Vay! Sen bu saatte açarsan dükkanı batarsın 2 güne, söyleyeyim. Sen erken gelmişsin. Tabii yani. 6'da kalkıyorum oğlum ben. Ciddi misin? Tabii. Pilates'e gidiyorum. Sonra koşuyorum, gazete okuyorum. Oho, ben o saatte. Ya bunun dereotlusu yok mu? Yok canım, kusura bakma. Bir daha affetmem, söyleyeyim. Dereotlu olacak, yaz bir kenara. Ay, geldiler. Atakan! Atakan! Vallahi geldiler. Kim geldi ya? Ya işte ısıtıcı adam. Ya sıcak ısıtıcılar işte ya. Ya tamam dur, ne yapıyorsun? Dur ama hadi yardım edelim. Abi şöyle alacağız. Tamam. Tamam. Merhaba. Merhaba. Efe'yi görmeye geldiysen evde değil. Yok, ben seni görmeye geldim. Aslı, baştan söyleyeyim. Yani ne kadar zorlarsan zorla, bildiğim her şeyi söyledim. Başka bir şey söylemeyeceğim. Bu sabah benden özür diledi, konağa geldi. Öyle mi? İyi bari. Şimdilik iyi ama 3 gün sonra olacak bilmiyorum ki. Peki ben ne yapabilirim? Sen ne yapman gerektiğini biliyorsun bence. Koltular tamam mı? Tamam baba. Yedek şapariler alındı mı? Alındı babacığım. Aa, kovalar? Burada. Burada. Aferin. Bugün bu kovalarda olacak. Doğru söylemiş. Yani bir anını tutmuyor. Bir anda sinirlenip bağırmaya başlıyor. Sonra geçiyor. Dünyanın en tatlı adamı oluyor yine. Onu kızacağımı düşünüyor değil mi? O yüzden saklıyor. Bilmiyorum Aslı, gerçekten. Tamam peki. Bak ne olduğunu söyleme, tamam. Ama evet ya da hayır de, bir şey saklıyor değil mi? Ben Öykü'yü bahçede bıraktım. Bir bakayım. Özge hadi. Tamam geliyoruz. Bunu beğendim ben. Güzel olmuş mu? Gayet güzel. Hadi başlayalım. Ne yapacağız şimdi? Gayet doğal ol. Kasma kendini. Poz falan verme, tamam mı? Nasıl yani? Görürsün şimdi. Böyle mi çalışıyorsun sen? Genelde. Gülümse biraz. Ağzını kapat, dişlerin görünmesin. Kafanı biraz sağa çevir. Hani doğal oluyorduk? Sen dediğimi yap. Kaşlarını çat biraz. Ah, işte onu yapamam şekerim. Neden? Yeni botoks yaptırdım. Ne? Hemen değdin ya. Oo, seninle işimiz var bizim böyle. Özge, dalga geçme sırası için ne olur dediklerimi yap. Tamam, pardon. Ne oldu? Böyle olmayacak. Peki, şöyle yapalım. En son neye sinirlendin? Bir garsona. Cihan'la bir şeyler içmeye gittik. Yanımızda Müge de vardı hatta. Sonra Cihan'ın kahvesinden siyah, kıvırcık bir saç teli çıktı. Garson şartı ne dedi bize biliyor musun? Neymiş efendim? Mutfakta siyah, kıvırcık saç telli biri yokmuş. Dışarıdan uçmuşmuş. Bak sen. Bir de 11 lira servis parasını çakmaya çalıştılar üstüne. Kafayı yiyorduk vallahi. Bu mu yani? Evet. Adam bize yalancılıkla suçladı. Yani yetmez mi? Başka neye sinirlenirsin? Bir de kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçenleri. Özge. Tamam, pardon. Şöyle düşün. Ağzını burnunu kırmak istediğin biri var, tamam mı? Fazla düşünmeme gerek yok. Karşımda duruyor zaten. Efendim? Beni takip ettiğin var ya, öldürüyordum seni. Bana bunu anlat işte. Nasıl yani, bu mu? Aynen öyle. Sen zaten beni takip ettiğin gün ben telefonla konuşuyordum öncesinde. Sonrasında ne yapıyorsun orada? Hiç, öyle bakıyordum. Bu enjektörler niçin? Öykünün onlar. Geçen kış zatürre olmuştu da. Nasıl ya? Yani biraz fazla değil mi? Kaç tane iğne oldu? Bilmiyorum, saymadım. Ya bir şey soracağım. Bu kız kim? Sıla. Efe bir program yapıyordu Kara Kutu diye. O zaman tanışmışlar. Yani bir ara yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu. Sonra ne oldu bilmiyorum. Birkaç kere sordum ama konuşmadı. Ben de üstelemedim. Peki bu kızı ben nerede bulurum? Yani nerede oturuyor? Bilmiyorum. Ama telefonu olacaktı. Bir dakika bekle. Bunlar olmamış ya. Söyle üstüne çalışsınlar biraz. Emin misiniz? Pardon. Mine Hanım, defile için uygun mankenler geldi. İyi. Lerzan Hanım 10 kişi demişti ama şu an aşağıda 23 kişi var. Yani sizin seçmeniz lazım. Tamam, sen çık, ben geliyorum. Bakın çocuklar, sağ ayak bir adım geriye. Evet. Tamam baba, yapıyoruz işte, tamam. Oltayı yana alıyorsun, iki elle tutuyorsun, var gücünüzle savuruyorsun. Allah! Anlaşıldı mı? Anlaşıldı baba. Babacığım, ben fark ettim ki insan aynı pozisyonda hop, golf de oynayabiliyor. Dalga geçme, sıkma. Ya baba, ne yapıyorsun Allah, sen atomu mu parçalıyoruz? Şurada en nihayetinde balık tutuyoruz ya. Bu işler öyle kolay değil. Önce balık üstünde hakimiyet kurman lazım. Sallıyorsun, sallıyorsun. Ulan Metin. Pardon, hakimiyet diyordun. Ayağınızı yere sağlam basıyorsunuz. Önce böyle savuruyorsun. Ha? Çok özür dilerim hanımefendi. Affedersiniz. Çok affedersiniz. Bir dakika benim var bakayım. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Batıyor. Çok affedersiniz. Batıyor. Baba ben hakimiyet diye buna derim baba. Balığın büyüğünü sen tuttun baba, helal olsun. Adam işi büyüyor. Ama yazıktır, denize at onu ya. Çek elini. Vurmayın babama. Vurmayın babamıza lütfen. Duygu Hanım. Ne var? Biraz önce lavdan aradılar. Benim lacivert elbisemin aynısını göndermişsiniz onlara. Gönderdim evet. Tamam da kendi adınıza göndermişsiniz. Kimse benim tasarladığımı bilmiyor. Ha çaldım yani. Ha, öyle demek istemedim. Ayşegül kendine gel. Senin ucuz tasarımlarına kalmadım ben. Kimin kimden çaldığı ortada. Ayşegül biz yemeğe çıkıyoruz. Bir saatte deneriz tamam mı? Afiyet olsun Mine Hanım. Yalakalık yapacağına otur çalış. Evet. Ah! Ben de bakabilir miyim? Sonra. Şimdi geç yerine başlayacağız. Ay aman. Geçiyoruz. Alo canım benim. Ne yapıyorsun? Ben de seni çok özledim babaanneciğim. Ha? Tabii tabii geleceğim. Geleceğim. Ya 2 gün işim çıktı da. Aha, tabii. Sonra seni almaya geleceğim. Nereye istersen. Tamam olur, Kamcı'ya da gideriz. Yoğurt da yeriz tam orada. Tamam. Ha bana bak, sen ilaçlarını alıyorsun değil mi? Hı? Süper, aşkım benim. Tamam, ben akşam arayacağım seni. Ben de seni çok özledim, tatlım benim. Tamam, öpüyorum canım benim. Hadi bitirelim bir an önce. Buldum sonunda. Sıla'nın numarası var. Bir de Damla diye bir kız var. Sıla'nın ablası yazmış yanına. Tamam. Aradığınız numara servis dışıdır. Yok kapalı. Damla. Efendim? Merhabalar, Damla ile görüşecektim. Buyurun. Aslı ben, Efe'nin... Fikret diye biliyorlar onu. Pardon, ben Fikret'in arkadaşıyım. Evet. Vaktiniz varsa bugün sizinle görüşmek istiyorum. Baba, vuruyor. Yosundur o, yosun. Gel babanın kollarına. Aha! Yosuna bak, yosuna. Derya yosunu. Ama sen hile yapıyorsun. Pardon, nasıl yapıyorum onu? Zar tutuyorsun. Ya baba şuna bir şey söyle, neler diyor ya. Çocukken de böyleydi zaten. Kim, ben mi? Evet, durmadan kardeşini kıskanırdı. Ben mi kıskanırdım? Ya ne alakası var ya? Ya sen benim arabalarımı alırdın, hep kendi odana saklardın be. Oğlum onlar çünkü benim arabalarımdı. Nereden senin oluyor be? Onları bana aldılar bir kere. Ya benim de be kardeşim. Benim de. Ya... Peki. Ya ben 2 dakika duramam sizle. Gidip şansımı başka yerde deneyeceğim. Hadi canım hadi kısmetimizi kaçırma. Dur babacığım. Allah Allah. Derya kuzusu bunlar böyle. Derya kuzusu. Delikanlı kolay gelsin. Sağ ol abi. Bayağı da şanslısın ha. İşte. Sizin okulda çevre bilgisi dersi var mı? Ne? Biliyordum zaten. Bak şimdi bu dereler mereler var, pis dereler. Olduğu gibi boğaza akıyor. Yani sahil kenarında kafeler falan var biliyorsun. Bunlar bir numaralı pislik kaynağıdır ya. Sonra yatlar var biliyorsun, Tarabya'da, İstinye'de falan park etmiş. Bunlar atıkları nereye bırakıyorlar? Olduğu gibi denize. Allah Allah! Babacığım şunlara bak! Ay yürü be! Kim tutar seni? Ya kimin oğlu ya? Kimin oğlu? Aslan tutam. Tanker kazaları oluyor. Tanker kazalar olunca ne oluyor? Bunların da yakıtları olduğu gibi boğaza muaza falan. Kolibasil nedir biliyor musun? Bilmiyorsun tabii. Şimdi kolibasilin içinde yüzen balıklar işte böyle meftah. Ya şunların gözüne bak ya, nur yok yani. Bunlar yenir mi? Yenmez mi? Yani yenir de Allah etmeye gözünü acilde açarsın, ben sana söyleyeyim. Ya öldünle kalırsın, değmez be abicim. Bak ben senin için şöyle bir güzellik yapacağım. Bu balıkları alacağım, ben bunları dökeceğim abicim. Vallahi yırttım, Metin abim sayesinde yırttım. Kendini niye zehirleyeceksin oğlum ya? Atakan'la konuştum demin. Isıtıcılar gelmiş. Bakalım nasıl olacak. Mine, yapma böyle, ne olur. Geldiğimizden beri hiçbir şey yemedim. Topla kendini, ye bir şeyler biraz. Tamam. Çok sürecek mi bu? Sana bağlı. Eğer istediğim kareleri yakalarsam paydos veririm. Ne istiyorsun? Fazla uzatma da söyle hadi. Aslında biraz ağlaman lazım. Yok artık, daha neler. Peki, o zaman şöyle yapalım. Nereye gidiyorsun ya? Hemen geliyorum. O ne? Bundan birazcık gözünün altına süreceğiz. Hemen ağlamaya başlayacaksın. İstemem ben. Gel buraya. Ya. Yakıyor bu. Olayı o zaten. Aç gözlerini yavaş yavaş. Yok yok, açamıyorum. Bana bak. Ay. Yok yok, yakıyor bu. Ben gidip yıkayacağım bunu. Yok. Hemen kaç zaten. Ay. Abi, hayırdır? Vallahi ben bugünlük kotamı doldurdum kardeşim. Allah Allah. Ulan sen ne zaman tuttun bunları? Babacığım yani nereye atacağını bilirsen zaten balıklar oraya koşa koşa geliyorlar ya. Siz ne yaptınız? Arkadaşım bakar mısın? Buyurun. Utanmıyor musun sen küçük çocuğu kandırmaya? Bir yanlış anlaşılma oldu galiba. Ben şaka olsun diye. Bırak. Bir de bunları yersen ölürsün falan demişsin. Yani uyarmak anlamında. Allah'ım ya. Gel oğlum balıkları alalım. Çok affedersiniz beyefendi. Gerçekten yani ne deseniz haklısınız. Çünkü benim abim biraz... Çok pardon. Gel oğlum. Boyundan posundan utanmıyorsun diye. Ah babacığım, ah bu hep böyleydi. Bu hep böyleydi diye bana inanmadınız siz. Ne yapayım şimdi, atayım mı kendimi denize? At lan, at. At da kurtulalım. Efendim? Ben geldim, dışarıdayım ama. Ah. Merhaba Aslı, ben. Damla. Kusura bakma, böyle hani bir anda buluşmak istedim ama. Önemli değil. Bir şey içmek ister misin? Yok sağ ol, ben aslında direkt konuya gireyim. Sen de merak etmişsindir. Ben Fikret'in bir arkadaşıyım. Yani çocukluk arkadaşı. Öyle mi? Ne güzel. Biz bir süredir görüşmüyorduk. Bana Sıla'dan çok bahsetti. Birlikte çok gezmişler, eğlenmişler. Hı hı. Bir sürü yere gittiler. Paris'e, Budapeşte'ye, Viyana'ya. Öyle mi? Hı hı. Kalkıyoruz o zaman. Ya 2 dakika otursana. Ben kararımı verdim. Ameliyat olacaksın. Ne yapma böyle, ne olur. Ne yapayım? Son şansın. Ya biliyorum ama... Bilmiyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun Su. Beni hayata bağlayan hiçbir şey yok ki. Bu hayalim vardı, o da elimden uçup gidince... Tünelin sonunda ışık görüyorum bu sefer. Sonuna kadar gideceğim. Eğer şimdi vazgeçersem ileride çok pişman olacağım, biliyorum. Ya... Lerzan, ne olur bir daha düşün. Bak senin yerinde olsam falan demiyorum. Çünkü bu bebeği ne kadar istediğini biliyorum. Ama... Yani hayatın tehlikede, sen de biliyorsun. Ne olur bir kere daha düşün. Ayrıca ne olursa olsun ben hep senin yanında olacağım, tamam mı? Tamam. Söz mü? Söz. Hadi ama Özge, sabaha kadar bunu mu bekleyeceğiz? E ne yapayım canım? Ben de durup dururken ağlayamıyorum herhalde. Pardon, özür dilerim. Bir daha deneyelim mi? Yani bir daha böyle bağıracaksan hiç girmeyelim bence. Özür dilerim. Şöyle yapalım mı? Şey düşün, tatlı mı tatlı bir kedi yavrusu var, tamam mı? Düşünüyorum. Gözlerini kapatma. Bağırma! Ya bak sana şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer sen gözlerini kapatırsan ben neyi çekeceğim? Tamam açtım, al. Yavru kedi. Ay çok tatlı. Heh. Şimdi bu yavru kedi sokakta kalmış ve sırılsıklanmış, tamam mı? Olmasın. Olmuş, olmuş. Ya olmamış. Bir tane teyze onu bulmuş, almış eve götürmüş, kaloriferin yanına koymuş. Ay yok, hatta sobanın yanına koymuş. Böyle soba harıl harıl yanıyormuş. Ya tamam, özür dilerim. Böyle olmayacak. 5 dakika ara verelim mi? Olur. Anlattığın hikayenin aynısını ben yaşadım, biliyor musun? Ama yavru kedinin yerine ben vardım. Nasıl yani? Ben küçükken babaannemin evi bizim eve çok uzaktaydı. Ben çok severdim babaannemi. Babamla annem bana hiçbir zaman masal anlatmazlardı. Tabii ikisi de harıl harıl çalıştıkları için. Bilirim. Bir gün anneme beni babaanneme götürsene dedim. İşim var, babana git dedi. Babama gittim. O da işim var dedi. Tekrar annemin yanına gittim. Yok, kadın götürmüyor. Kendimi yerlere atıyorum, nasıl ağlıyorum, avazım çıktığı kadar hıçkıra hıçkıra. Annem kılını bile kıpırdatmadı ya. Ya senin annenin adı Serap falan değildi değil mi? Sanki benim annemi anlatıyorsun da. Yok değil. Neyse, çıktım ben yola. Hava buz gibi, soğuk, koptu kopacak. Ama bir kere inat ettim, kafaya koydum. Gideceğim bay bayın yanına. Ha bu arada ben ilk konuşmaya başladığım zaman babaanneme bay bay dermişim. Bay bayın yanına gideceğim. O bana masal anlatacak, ballı süt verecek. Bay bay bakacak bana yani. Neyse, hava iyice soğudu. Yağmur, rüzgar, buz gibi. Çocuğum tabii, kulaklarım kıpkırmızı oldu. Yolda git bitmiyor. Tesadüf Bay Bay o gün pazardan dönerken dolmuştan beni görüyor. Hemen iniyor geliyor yanıma. Tabii ben onu görür görmez daha çok ağlamaya başlıyorum. Bay Bay diyorum. Çıkırıyorum bir yandan. Bana kimse masal anlatmıyor diyorum. Beni hemen eve götürdü. Sobanın yanına oturttu, üstümü çıkardı. Havlular sardı. Isıtmak istiyor tabii kadıncağız. Hiç unutmuyorum. Sobanın yanına oturdum. Ballı sütümü getirdi. Beni kucağına aldı. Başımı göğsüne yasladım. Çok güzeldi biliyor musun? Sesi yumuşacıktı. Sonra? Süper. Ne sonra? Sırf beni ağlatmak için anlattın değil mi bu hikayeyi? Ama bak fotoğraflar çok güzel oldu. Al bunu da çek o zaman. O külüstürle işte. Şehir şehir gezdiler. Bir görseydin ikisini o kadar mutluydular ki. Anladım. Sen biliyorsun değil mi? Neyi? Gerçekten gitmediler aslında. O gezilerin hepsi bir hayaldi. Fikret sadece Sıla'yı mutlu etmek için uydurdu hepsini. Sıla'nın en büyük hayali karavanla yurt dışını gezmekti. Fikret de bunu öğrenince işte birlikte minibüse atladılar. Fikret anlattı, Sıla da onun oyununa katıldı. Biliyor musun ben bile gittim bir kere. Sonra ne oldu peki? Ayrıldılar mı? Biz kardeşimi kısa bir süre önce kaybettik. Ya ben çok özür dilerim, bilmiyordum. Fikret son günlerinde hep yanındaydı. En azından son günlerini mutlu geçirdi kardeşim. Neyi vardı peki? Hasta mıydı? Özkan da vardı tabii. Erkek arkadaşı yani. O da hiç yalnız bırakmadı Sıla'yı. Anladım. Eğer Fikret'i görürsen selam söyle olur mu? Yine bizi görmeye gelsin. Tabii tabii söyle. Eyvallah abicim. Donduk ya. Çok soğuktu be. Buyurun. Ya ben de çaycının oğlunu kandırdım. Dedim ki bu çaylarda radyasyon var, içersen ölürsün vallahi dedim. Kaptım getirdim. Git lan. Anlatın bakayım gençler. Ne anlatalım babacığım? Nasıl gidiyor aşk meşk mevzuları? Aa hakikaten nasıl gidiyor aşk meşk mevzuları abicim? Bana niye soruyorsun abicim? Çünkü benim manitam yok da ondan sana soruyorum. Benim de yok. Allah Allah yok mu? Efendim? Ben arayayım mı seni sonra? Konuş. Çekinmeden konuş oğlum. Arayacağım dedim. Kapatıyorum. Kim arıyordu abicim? Bir arkadaş. Ha. Baba telefonun çalıyor. Efendim canım. Ha kenardaydık denizin kenarında. Çocuklarla balık tutuyorduk. Vallahi niye yalan söyleyeyim Şükrancığım? Seni arayan soran yok mu? Yok abiciğim. Bekarlık sultanlıktır. Ben bunu bilir bunu söylerim. Tamam hayatım tamam canım. Görüşürüz. Ne oldu babacığım? Komutan mı arıyor? Seferberlik mi çıkmış? Annenizin selamı var. Ha. Gelebilir miyim? Gel. Pardon ben giyindim sandım. Aa yok sorun değil. Sonuçta profesyonel bir iş yapıyoruz biz burada değil mi? Yani ben en azından yapıyorum seni bilemem. Ben senden özür dilemek istiyorum. Dile o zaman. Seni üzmek istemedim. Biliyorum. Ama kendini affettirebilmen için başka bir şey yapman lazım. Ne gibi? Bilmem. Yemeğe götürebilirsin mesela. Nereye? Bilmem. Onu da sen düşün ya. Anlaştık. Tamam, anlaştık. Bir daha söylemeyeceğim. Ya hemen ararsınız ya da ben ararım. Aramazsan hatırım kalır canım. Ne oluyor? Yok bir şey. Mine Hanım. Efendim? Duygu Hanım benim koleksiyonumu çalıp lava göndermiş. Yalan. Yalan mı? Nasıl ispatlayacaksın senden çaldığımı? Herkes biliyor. İsterseniz çağıralım Seray'la. Tuğçe'yi soralım. Çok istiyorsan çağır canım. Benim kimseden korkum yok. Ha öyle mi? Tamam o zaman. Erdal Bey'le birlikte olduğunuz için terfi etmişsiniz ayrıca. Bunu da Duygu Hanım'dan öğrendi tabii bütün şirket. Ha bir de çiçek mevzusu var tabii. Ne çiçeği? Bir arkadaşınız size çiçek göndermişti. Deniz'di zannedersem ismi. Duygu Hanım çiçeği aldı, çöpe attı. Hemen işinin başına dön. Hemen. Seninle sonra konuşacağız. Bana bir söz verdin yine gelirim diye. Sen gelmesen bile ben gelirdim. Sana bir şarkı yazdım söylersin diye. Beni hiç unutmamanı istedim. Yani tatlım kov gitsin o zaman, ne bekliyorsun ki? Yok yapamam ya. Ya Duygu atmadıysa çiçekleri çöpe? Ayşegül niye yalan söylesin o zaman? İşte ben de ona takıldım. Deniz hiç sormadı çiçekleri aldım mı diye. Yani bence sen bir Deniz'i ara. Ay yok boş ver ya. Ya ara dedim. Konuşmak istemiyorum ya. Anneciğim bugün aramazsan yarın aramak zorunda kalacaksın biliyorsun. Su bana Duygu'yu yollasana ya. Hı, tamam. Beni çağırmışsınız efendim. Neden attın çiçekleri? Hangi çiçekleri? Duygu, oyun oynayacak halim yok. Aa, hayatta inanma. Çok da iyi gidiyordun aslında. Lerzan'ın arkasından iş çeviriyordun falan. Erdal da yardım ediyordu sana. Laflarına dikkat et. Çok özür dilerim efendim. Bundan sonra ederim. Duygu, bir daha sormayacağım. Neden çiçekleri çöpe attın? Çünkü senin için bir öneminin olmadığını düşündüm. Deniz aylarca peşinden koştu senin. Başını çevirip bakmadın bile. Ne oldu? Şimdi mi aklın başına geldi? O tren kaçalı çok oldu canım. Bekle, yakalarsın artık. Dışarı çık. Ya sana inanamıyorum ya. Bacak kadar çocuğu kandırıyorsun ya. Bana bak, balıkların genelini ben tuttum tamam mı? Öyle söyleyeceksin. Tabii tabii sen tuttun. Efe. Aa anne. Nerede kaldınız çocuklar? Hoş geldiniz. Aa canım sen ne kadar büyük. Bak Aslı seni soruyor sabahtan beri. Anne ne zaman geldiniz ya? 6 uçağıyla. Anneciğim haber versene gelip alayım ben sizi. Ama ya bindik bir arabaya geldik işte. Aç mısınız? Balık yapacağız. Baban telefonda meyhaneye falan gideceğiz dedi ama. Ya biz size balık yapacağız, sonra iş bitince meyhaneye kaçacağız. Aa, öyle olsun bakalım. Ben bir bakayım şuna. Tamam. Salih. Aslı. He? Ver bakayım kardeşime. Oğlum benim kardeşim. Ver bakayım. Ya, benim kardeşim. Benim kardeşim. Oğlum hayır sen. Benim kardeşim. Gel buraya kız. Kardeşim, kardeşlik. Ya. Kardeşim, ya. Kardeşlik. Ha çıkıyor muydun? Ha ne oldu, ne yaptın? Ya işte gittim Saliha'yla konuştum ama pek fazla bir şey öğrenemedim. Hadi ya. Aslında Sıla diye bir kızdan bahsetti. Ben önce sevgilisi falan sandım. Sonra kızın ablasını aradım, konuştum. Arkadaşlarmış sadece. Zaten kız bir süre önce ölmüş. Aa, yazık. Sen de daha fazla üstüne gitme artık. Ha, isterse kendi anlatır. Sanmam. Ben de bir sürü şey sordum. Tansiyonu varmış mesela, biliyor muydun? Aa, yok. Ha, iğne oluyormuş onun için. Nasıl yani iğnesi? Vallahi tam olarak bilmiyorum. Kolunu tutuyordu, ne oldu diye sordum. Tansiyonum var falan dedi. Aslı benim çıkmam lazım, sonra konuşsak olur mu? Tamam tamam konuşuruz. Bu enjektörler niçin? Öykünün onlar. Geçen kış zatürre olmuştu da. Nasıl ya? Yani biraz fazla değil mi? Kaç tane iğne oldu? Bilmiyorum, saymadım. Hayır ya. Ah seni yerim ben yerim. Ha? Kim bu? Bu kim? Elif. Elif mi? Ne kadar güzelmiş bu Elif. Bu kim? Cansu. Aa, Cansu bu mu ya? Ben bunu Leyla zannediyordum. Allah Allah. Cansu bu Leyla. Peki bu gıdıklanıyor mu bu? Gıdıkla bakayım. Gıdık. Yok, gıdıklanmıyor. Peki sen gıdıklanıyorsun. Evet. Sen gıdıklanıyorsun. Sen gıdıklanıyor musun ha? Sen gıdıklanıyor musun ha? Ne yazıyor orada? Senin adın yazıyor. Aslı mı yazıyor orada? Hı. Ben seni çok sevdiğim için oraya ismini yazdırdım. Ne kadar çok? Çok. Peki sen biliyor musun senin ismin niye Aslı? Hayır. Dur ben sana anlatayım o zaman. Şimdi biz bir gün evde seni bekliyorduk. Yani dünyaya gelmeni bekliyorduk. Ne dedim ki ben? O konuya hiç girmeyelim. Şimdi annem evde tek başına seni bekliyordu. Sen de tutturdun ben geleceğim diye. Bir acelem var ki üf, etrafı dağıtıyorsun böyle. Sonra annem tabii evde yalnız olduğu için yapamıyor. Sonra ne oldu? Aslı geliyor, ona yardım ediyor. Sonra o sırada da hop sen geliyorsun. Ondan sonra da böyle cimcime bir şey oluyorsun. Aslı sevgilim mi? Evet, hayır yani sevgilimdi ama artık arkadaşım. Aslıcığım, annen çağırıyor aşkım. Hadi koş, hadi koş. Nerede anne? Hadi koş. Ya baba bu çok tatlı ya, aynı ben ya. İlla kendine pay çıkaracaksın değil mi? İlla. Hadi hazırlan, balığa çıkıyoruz. Ne balığı baba? Daha şimdi balıktan geldik. Öyle değil oğlum. Rakı balık bu. Ha, öyle desene. Geliyorum. Heh. Ali canım, neredesin? Efe'lerdeyiz. Ne zaman çıkıyorsun? Anlamadım. Ya Metin yine unuttun değil mi? Aa ya Nurgül çok özür dilerim ya. Annemler falan geldi. Yemek de yiyeceğiz. Ya hep bunu yapıyorsun ama. Söz bak yarın gideceğiz tamam mı? 2 film birden izleyeceğiz. Onu kendin izle sen. Sana inanan da kabahat zaten. Delirtiyor bu adam beni ya. Sinemaya gidecektik güya. Yine ekti beni. Efe'de miymiş? Ha. Herkes oradaymış. Yemek falan yiyeceklermiş. Nurgül. Hah. Ben senden bir şey isteyecektim. İste canım. Aslında bu senin de işine gelecek bir şey. Selam. Erken mi geldim? Yok, gel. Hazırlanmamışsın da daha. 2 dakikada hazırlanırım, merak etme. Burası sana halandan mı kaldı? Ne? Yok bir şey. İçeride kadeh var, şarap da var, tezgahta fındık fıstık da var. Alırsın, tamam? Tamam, sağ ol. Ne zaman gizli kapaklı bir şey yapsan senin başına patlıyor biliyorsun. Biliyorum, hazır değilim Su. Hem zaten hamile olduğumu söylesem kesin o yüzden barışmak istediğimi sanacak. Ne yapayım? İyi de sen zaten barışmak istiyordun Deniz'e, ben şahidim. İstersen ben gidip konuşayım. Yok, boş ver, hiç sırası değil. Dikkat edin, söylediklerimi unutmayın, tamam? Mine Hanım. Aslı'cığım, balık da hazır. Tamam anne. Aa, kızlar hoş geldiniz. Merhabalar. Gelsenize. Kim geldi? Aslı ile Nurgül. Merhaba. Merhaba. Aslı sen misin? Hı hı. Abim dedi ki senin adını koymuşlar, öyle mi? Hı hı. Adımız aynı ama ben daha güzelim, tamam mı? Hadi geçin kızlar, beraber yemek yiyelim. Gel Aslı'cığım, hadi. Hadi bakalım, sağlığınıza. Haydi. Babacığım. Uyuyacak beni, uyuyacak. Nurgül mü? Ha, kaçtır ekiyorum kızı ya. Ayıp denilen bir şey var. Abicim istiyorsan ben babamı oyalayayım, sen kaç kendini kurtar. Ne konuşuyorsunuz siz orada? Hiç baba. Yok bir şey. Yok öyle geçiştirmek. Bu akşam herkes eteğindeki taşları dökecek. Vay vay vay, babama bak benim, vay be. Yürü be baba. Siz bana anlatacaksınız, ben dinleyeceğim. Heh. Sonra ben size yol göstereceğim. Şöyle yapın, böyle yapmayın diyeceğim. Ben de o arada ne yapacağım? Annemi arayacağım telefonla. Hoparlörleri de açacağım burada. Aman ha! Akşam akşam şimdi anne. Hadi, hadi, hadi. Ha, bir daha mı ya? Oo. Ben hazırım. Böyle mi geleceksin? Sana da elbise beğendiremiyoruz ama. Yok. Yani bir gece kulübüne falan gitsek çok güzel de. Beğendin yani. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Çıkalım mı? Ne acelen var canım? Çıkarız. Evde de eğlenebiliriz ama, değil mi? Özge, ne yapıyorsun? Tam burada işte. Nerede? Ben de göremedim. Şuradaki karaltıyı görebiliyor musunuz? Ha, tamam. İşte o. Mine Hanım, sizi sıkmak istemiyorum ama bir karar verebildiniz mi? Yani o kadar zor bir karar ki. Vaktimiz daralıyor yalnız. Tamam, siz bana birkaç gün daha verin. Şaka yapıyorsun. Gayet ciddiyim. Aslı. Bundan sonra sana küçük Aslı diyelim o zaman. Hayır, bana küçük Aslı deme, ona küçük Aslı de. Tamam, hadi al bakayım. Ben bir lavaboya gideyim. Hadi bitecek bu, hadi. Beyler de eğleniyor. Sorma kızım, Salih Efe'yi buldu ya. Sizin yolculuğunuz nasıl geçti? Aman vallahi hiç anlamadık bile. Bir havalandık, bir indik, işte buradayız. Hadi Aslıcığım, hadi ama. Ne yapıyorsun? Hiç, öyle üşüdüm, hırka bakıyordum. Abim hırkasını al. Tamam, alırım. Anlıyor ki sevgilimsiniz. Öyle mi? Önceden ama. Şimdi arkadaş mısınız? Evet, doğru biliyorsun. Hadi gel biz içeri gidelim. Anneler merak etmesin, hadi. Gel bakalım. Evet. Beğenmedin mi balığı? Yo, beğendim baba ya, problem yok. İstersen sana ızgara köfte söyleyeyim. Yok yok, gerek yok da. Şefim, bir beyaz peynir daha alabilir miyiz? Şefim, bir daha idare alalım be. Bir şey istiyor musun baba? Yok almayayım, sağ ol. Hala inanamıyorum biliyor musun? Böyle seni karşımda kanlı canlı görünce şimdi tuhaf oldu. Oo, tamam hadi ama ya. En kötü günümüz böyle olsun. Hadi be. Hadi bakalım. Özge. 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 Anlamıyorum, ben bunu nasıl yedim ya? Nasıl yedim ben bunu? Özge. Bunu söyleyeceğim Deniz'e. Allah kahretsin. Ah. Yemin ederim bittin. Özge ne yapıyorsun bilmiyorum ama bu yaptın. Çok özür dilerim, affedersin. Özge! Kusura bakmayın, çok özür dilerim. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şu ilacın ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Bir de şurada saç örneği var. Aslı Özeybek. Seviyorum ben. Tamam, seviyorum. İşte bu kadar. O kadar değil baba. Çok seviyorum. Öyleyse öyle. Abartma oğlum, abartma. Vallahi abartmıyorum. Ya kız bana bir bakıyor yani. O an ben yokum, bittim yani. Böyle üzeceğim diye var ya, kötü bir şey söyleyeceğim diye. Bir ayağını denk alacaksın, öyle langır langır konuşmayacaksın. Konuşmuyorum ki zaten. Tabii canım, olur mu? Hiç benim abim bir kızla dangur dungur konuşur mu babacığım ya? Ya sen... Hadi biz aşkımıza sahip çıkıyoruz. Sen ne yapıyorsun ciğerim? Ben neye sahip çıkacağım ki abicim, ha? Benim aşık olduğum kız mı var yani? Ya bırak bari bizi yeme be. Babacığım, ben sana söyledim, ben sana dedim, bunu getirmeyelim dedim. Bu içince kendini bozuyor dedim, dinletemedim ya. Bir dakika ya, bir dakika şimdi. Sen Aslı'yı unuttun mu yani? Üstüne çizgi mi çektin? Pardon. Ha, bir dakika şimdi sildin mi sen Aslı'yı? Abicim bu mevzuyu bir kapatalım istersen ha. Şefim, sen bize bir 35'lik daha versene ya. Bu gencin konuşacağı yok yoksa. Susacak hep. Ne yapacağım? Teyzeciğim ben çok özür dilerim. Özge benim çok yakın bir arkadaşım. Bana okuldan şaka yapmak istemişler de. O yüzden ben sizden çok özür dilerim. Acele etme delikanlı. Sen giyin. Ben bir çay koyayım. Sonra laflarız seninle biraz, tamam mı? Tamam. Manyak mıdır? Efendim? Deniz orada mı? Deniz meşgul canım. Sonra yine ararsın. Siz kimsin? Alo. Evdeyim. Üstümü değiştireyim, geleceğim yanına. Ya ben evde değilim. Neredesin peki? Hastanedeyim. Ne hastanesi? Ne işin var orada? Sen gel, anlatacağım ben. Ya tatlım ben çok yorgunum, biraz dinleneceğim. Efe ile ilgili tamam mı? Ama bak çok önemli. İyi tamam, peki. Ha, Denizlere falan haber versene. Deniz evde yok. Atakan da yok, halasının yanına gitti. Tamam işte, kim varsa söylesen. Hadi tek tek saymayayım. Hadi bekliyorum. İyi tamam, tamam. Hadi görüşürüz. Geç otur. Çok yakışmış sana ya bu. Kaç yaşındasın kızım sen? 8 mi? Sen kaç yaşındasın Deniz'ciğim? Aa, bu arada sivil polis numarası da çok şahaneydi gerçekten. Hem babaannemi kullanarak... Aynı şey mi? Zor kurtuldum kadının elinden. Şşş, kadın deme çarparım ha. Ama o benim teyzem, ne var? Yabancı değil ki. Çok rahatladım. Ne var? Şeker gibidir o, şeker. Eniştem de öyledir de sen eniştemin kıyafetlerini kullanmışsın birazcık. Ama çok yakışmış. Sağ ol. Ver şunları. Nerede? Bela mısın sen? Belayım, ne olacak? Al. Al, su arıyor. Ver şunu. Aa, ya vermiyorum. Özge. Efendim? Hadi ben çıkıyorum ya. Nereye ya? Çıkacağım baba, sıkıldım, tamam hadi. Oğlum nereye gidiyorsun? Ben geçerken seni taksiyle bırakacağım. Yok, oturun siz hadi. Ben de geleyim, havalayayım biraz. Gerek yok baba, tamam gerek yok hadi. Tamam otur babacığım, otur. Otur sen. Nereye gidiyorsun? Alo. Mine, mesaj atmışsın bana. Bir şey konuşacaktım da seninle. Acil değilse sonra konuşalım mı? Tamam, sorun değil. Tamam, görüşürüz. Ne olmuş? Vallahi bilmiyoruz biz de. Bir şey yok, bir şey. Buradayım. Hadi anlat artık, öldük meraktan. Tamam. Efe bir süredir bir tuhaf davranıyor biliyorsunuz. Ya ben biraz araştırma yaptım. Odasına girdim, çekmecelerine falan baktım. Enjektörler buldum. Zaten bir iyi bir kötü davranıyor. Bana tansiyon demişti ama. Ya Saliha da onlar Öykü'nün diyor. Güya geçen kış zatürre olmuş. Ya Aslı, ben hiçbir şey anlamadım. Efe'ye yardım etmemiz lazım. Ben onun bağımlı olduğunu düşünüyorum. İçin mi çağırdın bizi? Evet. Ya bu ne kadar önemli bir şey, farklı değil misin? Aslıcığım, Efe hayatta yapmaz öyle bir şey. Ya tamam, biliyorum. Ya, o zaman niye böyle davranıyor? Yani bir şey olmasa böyle yapmaz değil mi? Unutmaz beni, unutamaz. Aslı, ne dediğinin farkında mısın sen? Efe benimle birlikte olmak istemiyorsa bağımlıdır diyorsun. Tamam bak, biliyorum delirdiğimi düşünüyorsunuz. Ama bu öyle bir şey değil. Sonuçlarda da birazdan çıkacak bir şey var. Aslı. Hah, geldim. Ne diyor sonuçlar? Bir dakika bakıyorum. Kullandığı ilaç çok ağır bir ağrı kesiciymiş. Başka? Bir dakika. Normal. Dediğin gibi değilmiş yani. Oh. Canım bir gelir misin? Bu kadar yeter. Kabul et artık. Efe seni sevmiyor. Aslı! Aslı, seni seviyorum! Duydun mu beni? Aslı! Çık dışarı! Aslı! Seni seviyorum! Beni duydun mu? Aslı! Aslı, seni seviyorum. Aslı.